Beş harflerde de uğraştıracağım gibi sizi. Bir görelim. Eli sıkı cimri. Pinti. Aman dikkat. Harf mi istedik? Harf istedik, harf istedik efendim. İşte bunlar tuzaklı sorular. Haris değil. Haris değil de bir harf fark var. Hadis değil. Hadis de değil, 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 değil. Habis. Habis de değil. Ama habis de değil. Doğru harfi mi değiştiriyorum? Evet efendim. Çok doğru harfi değiştiriyorsunuz. Halis, hakis, hadis, haciz, haciz. Yok yok. Şöyle bir çiftlesek gider aslında o. Eli sıkı. Pinti mı sıçtı? Hani şöyle küfreder gibi. Gitti vallahi, yok. Yapmayın ya. Şöyle haziz, küfreder gibi. Hayis. Yok. Ah ince hanım. Samet Bey. Tebrik ederim. Bugünün şampiyonusunuz efendim. Önce Samet Bey'e bir alkış alalım. Kendine inanamıyor. Bunu yaptı. Bunu yaptı efendim. Gün şampiyonu olurken de aynı şeyi yaptı. Bir şekilde güzel yarışıyor ama istediğine ulaşamıyor. Ondan sonra olmayacak bu iş diye böyle acıların çocuğu gibi köşede oturuyor. Etkiliyor herhalde bu durum rakiplerini ki. Bırakıyorlar mı, ne yapıyorlar bilmiyorum. Bir anlaşma mı yaptınız kendi aranızda? Yumurta da yemiyor zaten. Bir garip bir çocuk vallahi. İnce Hanımcığım. O arzu ettiğimiz 3. 9800'ü göremeyeceğiz. Bu ne demektir biliyor musunuz? Çocuklar biraz daha büyüdükten sonra böyle hani ısırılabilecek kıvama geldiğinde hep birlikte geleceksiniz. Kesinlikle. O zaman bir alkış daha kendisine. Sorularımıza devam edelim. Buyurun yenisi. Sert ve gönül kırıcı. Hasise çok benzer bir kelimedir. Açıkça söyleyeyim. Hakir. Hakir görmek. Hakir. Değil. Bakışları falan çok bir yüz ifadesi çok böyle. Habis. Habis değil. Harf alayım ben. Buyurun. Yeter mi? Öyle bir şey işte. Haşin. Haşin gayet güzel. Yenisi gelsin. Altı harfi tek kelime efendim. Nargile ağızlı diye sorduk bunu ama şimdilerde sipsi diyorlar. Sipsi. Ama o aslında filtresi. Marpuç. Marpuçtur ağızlı. Gayet güzel. Haydi altı harfliler, bitin artık. Büyü ve nazara karşı özel bir ritüelde kurşun kullanılan madendir. Kurşun. Yedi harfidir efendim tek kelimedir. Görelim nasıl sorulmuştur. Hazreti Muhammed'e saygı bildirmek için okunan dua. Nokta nokta getirmek. Salavat. İşte oldu, bitti. Bu artık kullanılmayan bir kelime. Fransızcaydı yanılmıyorsam ama artık kullanılmıyor efendim. O gazinoların hani zirvede olduğu zamanlar varmış ya. Gazino eğlencesinin en zirvede olduğu zamanlar. O zamanlara ait bir kelime. Az solistten önce sahne alan şarkıcılar için kullanılırmış bu tabir. Önden yani hani böyle. Bence duydunuz. Kesin duymuşumdur da yine de harf alayım. Alalım harfimizi. Sesli harfle başlıyor İnce Hanım. Harf alayım. Bir tane daha isteriz. T'si var. Harf alayım. Ne gam. Bir tane daha alırız. Zaten. U. U. Uvertür gibi bir şey mi? Ne gibi bir şey mi? Uvertür. Uvertür, uvertür. İkisi de olur. 3100 puan kazandırır efendim. Bu basit bir şeydi. Bakınız. Girişim eski dilde Arapça kökenli. Teşebbüs. Halen kullanılıyor. Eski dil demiyorum. Şundan biraz korkardım ama sondaki açıklayıcı açıkçası. Görelim. Teklifsiz konuşmada bozmak, yenmek, perişan etmek. Bunu kenara koyalım. Hatta öldürmek. Bitirmek. Tek kelime, bitirmek gibi tek bir kelime ama yok. Bozmak, yenmek, düşmanı yenmek, düşmanı perişan etmek. Yani neyse adaletli olan onu vermek düşmana. Al budur. Harf alayım. Öyle mi? Peki. Düşmanın nokta noktasından gelmek. Haklamak. Haklamak, hakkından gelmek.